Nasıl, köyün durumu nasıl hocam? Can kaybımız yok çok şükür. Çok işte ara hasarlı evler var. Burası Zeynep Uşağı köyü. Evet. Zeynep Uşağı köyü mü? Evet, burası. Hane sayısı 40. Evet, 40 hane. 40 haneli bir köy. Yıkılan ev var mıydı? Yok, yıkılan yok. Ağır hasarlı, girilmeyecek. Ağır hasarlı, evler girilecek gibi değil. Evde can kaybı da, yani köyde can kaybı da yok. Ağır hasarlı olanlar var. Şu anda cemevimiz var. Birkaç ayda orada oturuyoruz. Cemevinde kalıyorsunuz. Evet, cemevinde kalıyoruz. Hı. Ağır hasarlı binalarımız var. Evlerimiz var. Evlerin içerisinde de kalanlar var mı hala? Yani evleri sağlam olanlar... Kalanlar var, var. Evet. Var. Çünkü kalmak zorundalar, çadırımız yok. Evet, hala çadır... Çadır yok, evet. Çadır yok. Kalmak zorunda vatandaş, kış günüdür. Size hiç çadır gelmedi mi hocam? Yok, çadır gelmedi daha. Hemen sizden önceki köylerde çadır vardı. Var, 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 orada var. Buraya gelmediler Yok, gelmedi. Siz istediniz mi yani? İstedik, yok. Elimizde yok dediler. Ha. Evet. Anladım. Tamam, çadırını da ben içeri aldım. Evet. Tamam. Bizde şu anda çadır yok. Evet. Ama hani bize geldiği gibi biz tekrardan geliriz buraya. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Erzak konusunda? Yok, erzak konumuz yok. Zaten bizim erzak şeyde aşağı Ali Babuşa köyü var. Tüpeli kısıyoruz dahi. Onlar da yine bir oldu. Erzağımız geldi orada ama tamam. Araç sıkıntısı var. Biz bir saat önce falan size büyük bir kamyonet, HDP büyük bir kamyonet gönderdi buraya. Yok, gelmedi. Bir saat, bir buçuk saat. Yok, gelmedi. O zaman da bizden sonra olur. Evet. Hangi köy var diğerle bir olmuş dediğiniz? Şey, Dulkadiroğlu'na bağlı, merkeze bağlı. Onlar çok uzak biliyorum, tamam. Onlar uzak. Evet. Bizi bu yörede can kaybı yok. Burada can kaybı yok. Can kaybı yok. Çok iyi. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Evet, sağ olun. Yani burada çok fazla hasar gören, yıkılan... Yok, burada hasar gören yok. Tabii ki şeyden diyorum, Maraş merkeze göre burada ya, fazla yok. Biz ovalara gittik. Ovaların durumu çok kötü. Çok, yani çok vahim. Çok şükür. Evet. Burası çok, çok, çok vahim oralar. Burada da can kaybı yok. Şurası kimindir? Burası ev sahibi aşağı Ali Babuşa köyünde oturuyor. Ahset Suna var. Onun evi burası. Evet, Zeynep Uşağı. Zeynep Uşağı demiştiniz. Evet. Kaç haneliydi? 40 haneliydi. 40 haneli Zeynep Uşağı'nda ağır hasarlı evler var ama yıkılan bina yok neyse ki, ve bu köyde de herhangi bir can kaybı yok. Yardım konusunda, erzak konusunda herhangi bir sıkıntılarının olmadığını ifade ettiler. Ancak çadır konusunda henüz çadıra ulaşamadıkları için, çadır imkanları olmadığı için evleri çok hasar görmemiş olanların evlerinde geceleri kaldığını, ağır hasarlı evleri bulunan vatandaşların da, köylülerin de cemevinde, köydeki cemevinde kaldıklarını ifade ettiler. Zeynep Uşağı köyü. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Cemevi burası mıydı? Evet. Biz hem köylerin durumunu öğrenmek için hem de yanımızda biraz erzak getirmiştik. İhtiyacı olan noktalara veriyoruz. Çok sağ olun. Çok geçmiş olsun. Zeynep Uşağı Pınarı diye geçiyor burası. Burası cemevi. Evleri ağır hasarlı olan yurttaşlar geceleri burada kalıyor. Bina sağlam görünüyor. Duvarlarında hiçbir iz yok, depremden hiçbir iz yok. Yanı başındaki iki katlı bina da öyle. Burada sadece eski yapılar ağır hasar görmüş. Onun dışında köyde durum normal. Evler hepsi düzgün. Cemevi düzgün. Topraklı evler, yapılan evlerin hepsi de arkası patlamış. Evet. Hepsi. Ağır hasarlı hepsi. Arka hasarlı, kenarları, işte toprak dökümü, hepsi var. Evet, Haydar Yıldızlı değil mi abi? Evet. Memnun oldum. Neyse ki Zeynep Uşağı'nda, evet, neyse ki can kaybı yok. Can kaybı hiç yok. Nereye bağlı burası? Salencerik. Salencerik'e bağlı. Yani Salencerik mahallesi sahibi. Anladım, anladım. İlçe olarak Pazarcık'a mı bağlı yoksa? Eskiden buraya Pazarcık'a bağlıydı. Bu şey seçimlerde sonra büyük... Büyük abi, şehir değişikliğinden ya, sonra büyük bir büyük yerleşim yerleri büyük şehre bağlanınca, hı hı, mesela burada da belediyeydi zamanında. Evet. O ayrılınca tamamen Çalencerik'te mahalle oldu yani burası. Anladım. 12 Şubat ama sonuçta Zeynep Uşağı köyü. Zeynep Uşağı köyü, evet.
Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Haydar abi. Kürtçe ismi de Gökçayır. Gökçayır. Kürtçe ismi Gökçayır. Evet. Çok sağ ol. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun size. Sizin de abi. Evet, dağların arasında aslında çok güzel bir yer. Zeynep Uşağı köyü. Haydar abi biraz onu anlattı. Hatta yazın muhakkak gel. Burayı gör ne kadar güzel olduğunu dedi. Ben de motosikletimle gelmek istediğimi ve geleceğimi söyledim. Evini tarif etti. Artık Zeynep Uşağı'nda da bir arkadaşımız, konuk olacağımız bir ev var. Çok geçmiş olsun abla. Çok geçmiş olsun. Evet. Zeynep Uşağı Mahallesi Çağlayan Cerit ilçesine bağlı. Biraz Pazarcık'a bağlı değil tabi. Geldiğimiz araç. Şimdi tekrar başka köylere döneceğiz. Buradan ayrılmadan Zeynep Uşağı söyledim. Evet, bu eski bir yapı. Çok eski ve sağlam bir yapıya benziyor. Sapa sağlam duruyor. Bu neydi hocam? Bu ev mi yoksa? Konak burası. Eski bir konak. Evet. İçinde kimse yaşıyor mu? Yok, şu anda yok. Maraş'ta evet. Yaşıyor orada. Evet. Maraş'ta. Bu eski bir konak. Çok sağlam görünüyor. Evet. Duvarları kale gibi. İçinde kimse yaşamıyor ama sapa sağlam. Sadece köşesinde bazı yerlerde döküntü var. Onun dışında herhangi bir problem yok. Eviniz de ağır hasarlıydı. Orada yaşamıyorsunuz, kalmıyorsunuz şu an. Orada, gündüz kalıyor, çayımız içiyor. Akşam gidiyor da orada bunda yatıyor şu tarafta. Evet. Ağır hasarlı olan evlerde yaşayanlar akşamları evlerinde yaşayamıyor doğal olarak yaşamasınlar da ama çadırda mı kalıyorsunuz yoksa orada daha sağlam yapılar var? Çadır bulamadık. Mecbur iç içe yatıyor çocuk, torun, torba hepimiz. Evet. Orada yatıyor. Evet, yani bu köye çadır ulaştırılırsa en azından çünkü kış koşulları çadır burada çok zorlayıcı. Gördünüz yollar yani daha yeni buzlar eriyor ve birazdan tekrar öğleden sonra bu yollar yeniden buz tutacak. Buz kesiyor geceleri. O yüzden Zeynep Uşağı köyüne çadır ulaşırsa en azından insanlar memnun olur. Geceleri soğuktan korunmuş olurlar. Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun.